Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Umarım iyi olur. Umarım başarılı geçer. Umarım işsiz olanlar iş bulur. Umarım derdi olanlar dertlerini çözerler, sorunlarını çözerler. Bunlar benim dileklerim. Çözebilir misiniz, çözemez misiniz? Tabii ki bilemem. Yanınızda olmak isterim ama gücüm yetmez. Yanınızda olması gereken kim? Devlet. Yani demokrasilerde siyasi iktidar. Siyasi iktidar yanınızda olur mu? Yok, o hayır. Eğer muhalifseniz yanınızda olmaz, karşınızda olur. Başaracaksanız engel olur. Böyle demokrasi mi olur? Olmaz. Olmuyor. Canlarım, Meral Akşener Sedat Bucak'la buluştu. Ve Sedat Bucak'la birlikte bir de fotoğraf verdi. Ve dün ben hem tweet hesabımda hem bugün Korkusuz Gazetesi'ndeki yazılarımdan birinde hem de dün gece Şaban Sevinç'in konuğu olduğu programda eleştirdim. Eleştirdim, uyardım daha doğrusu. Artık Sedat Bucaklar falan Türkiye'de siyaset yapmaktan çok uzak tutulmalılar. Bitti bu siyaset günleri. Türkiye'de faili meşhur deyince akla gelen birisiniz siz. Altılı ittifakın en güçlü partilerinden birinin içine sokmaya çalışırsanız bu altılı ittifakın köküne dinamittir. Başka hiçbir işe yaramaz. Lütfen not eder misiniz? Türkiye'de 2023 yılında yapılacak, zamanında yapılacak olan seçimleri HDP'li seçmenlerin oyları belirleyecek seçim sonuçlarını. Bu arada bir şey daha. Anlayamadığım, aklımın almadığını bir şey. Biz neden bu hale geldik? Muhalefet partileri tabii hepsi dahil. Anayasamız var bizim. Ya biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasal bir devletiz ve bizim anayasamızın 101. maddesi bir kişinin üst üste 2 dönemden fazla cumhurbaşkanlığı yapamayacağını emrediyor. Devlet Bahçeli kalkıyor çok rahat diyor ki adayımız Erdoğan. Ya kardeşim aday yaptınız. Evet, anayasanın herhangi bir maddesinde aday olamaz demiyor. Ama madde açık. Aday olsa de ki aday oldu. De ki Yüksek Seçim Kurulu'ndaki adamlarımız da buna onay verdiler. Deyin ki seçildi. Yahu anayasaya göre Cumhurbaşkanı 3 kez yemin edemez üst üste. Evet, Erdoğan bir daha aday olur, bir daha seçilirse 3. defa yemin edecek. 2. yemininden sonra görev süresi bittiğinde artık Cumhurbaşkanlığı bitiyor. Cumhurbaşkanı yemini etmeden mi Cumhurbaşkanlığı görevini yapacak? Ya bunlar nasıl siyaset? Bunların hukuk bilgileri ne kadar sığ? Ha, denilebilir ki hayır, biz zamanında yapılacak seçimden söz etmiyoruz. Bak Bahçeli de yollara düştü. Erken seçim yapılacak. İyi de erken seçim kararını kim alacak? Bu parlamento almayacak mı? Bu parlamento alacak. Bu parlamento erken seçim kararını AKP ve MHP'nin oylarıyla alamaz. 360 milletvekilinin evet demesi lazım. HDP erken seçime evet derse buyursun desin bu şartlardan sonra. Ne zaman diyecek bunu? Ekim'de diyecek. Ekim'de parlamento açılınca. Seçim ne zaman olacak? Toplandın, seçim kararı aldın. Oydu da, buydu da, şuydu da. Aralık sonuna. Ya bu memlekette Aralık sonuna seçim mi olur Allah aşkınıza ya? Etmeyin, eylemeyin. Ya yanlış, ayıptır. Sırf Erdoğan aday olsun diye, nasıl olsa Erdoğan seçilemez, biz de kimi gösterirsek aday gösterirsek seçtiririz düşüncesi varsa bana göre yanlış. Doğru bir düşünce değil. Ya canlarım, neyse, ben oraya girmek istemiyorum. O konuda defalarca konuştum. Defalarca yine konuşacağım. Ama üstüne basa basa söylüyorum. Eğer bu ülkede erken seçim kararı alınırsa biliniz ki muhalefet partileri Cumhurbaşkanı'nı kendi işlerinden birini seçip hükümet olmaktan, iktidar olmaktan korkuyorlar. O zaman da Abdülkadir Selvi bunları ikna etmiş. Abdülkadir Selvi dedi ya, aman ha sakın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmayın. Erdoğan size öyle bir miras bırakacak ki altından kalkamazsınız. O kongardo da dedi ama tabii devletler kongardoya gitmezler. Moratorium ilan edeceksiniz demek istedi. Geçin. Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözebilecek her türlü imkanı var. Hem kadroları var, her imkanı var. Sakın ola bu konuda enseyi karartmayın canlarım. Neyse, işte biz muhalefet yapmaya çalışıyoruz. Ben muhalefet yapmaya çalışıyorum. Doğru yaparlarsa da doğru yaptı diyorum elbette, diyeceğim de. Ve benim altılı ittifakın adayının kim olduğu umurumda bile değil. Baştan beri söylüyorum elbette. Şu şartlarda Kemal Kılıçdaroğlu aday gösterirse fena mı olur? Harika olur. Harika olur, çünkü temiz, dürüst, devleti bilen bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız var. Seçmezlerse de bu halk ne halt ederse bana ne ya, Allah Allah. Gitsinler yine beceriksiz birini seçsinler. Karizması var. Bana ne karizması varsa o zaman Kıvanç Tatlıtuğ aday gösterelim. Kenan İmrizaloğlu da gayet çok iyi. Yapmayın, etmeyin, eylemeyin. Ne karizması ya? Yahu bize devleti yönetecek insan lazım. Biz aktör aramıyoruz. Çok güzel konuşan. Bana ne çok güzel konuşuyorsa kardeşim. Recep Tayyip Erdoğan'ı gördük. Olağanüstü güzel konuşuyordu. Bakın Türkiye ne hale geldi. Kemal Kılıçdaroğlu hep kaybediyormuş. Hep kazananı da gördük. Hep kazanıyor Erdoğan. Hep kazandı. Her gidi seçimi kazandı. Ama biz kaybettik. Canlarım. Lincoln, Abraham Lincoln. Amerika Birleşik Devletleri tarihin gelmiş geçmiş en başarılı 1 numaralı başkanı olarak kabul ediliyor. İç savaşı bitirdi, köleliği kaldırdı. Ya 6 ya 7 kere seçime girdi ve hep kaybetti. Ama kazandıktan sonra ne oldu? Lincoln seçim kazandıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri de dünyada kazandı. Afrika kökenli o insanlar kazandı. İnsanlık kazandı yani. Ya bırakın güzel konuşanı, bırakın sürekli seçim kazananı kardeşim. Bir kere de seçim kazanamayana seçim kazandırın ya Allah aşkınıza. Aksi halde gidiyoruz. Bakınız, rejim gidiyor, rejim. Bırakın ekonomiyi ya, ben geçtim ekonomiden. Rejim gidiyor, rejim gitti mi geri gelmez diyorum, çırpınıyorum. Anlayan yok. Anlamasınlar, ben ne yapayım ya. O zaman bu halk her şeye müstahak. Erken seçim kararı alınırsa, altılı ittifakı kavga ettirirlerse, Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına karizmatik diye birini getirip koyarlarsa, HDP'li seçmenleri Tayyip Erdoğan'ın yanına iterlerse, ya ben bu halka hizmet etmek için neden bu kadar kendimi yırtayım? Neden bu kadar riske gireyim ya? Lay lay lom, bana ne ya? Ne halt ederler, seçsinler, sürünsünler ya. Umurumda bile olmaz. İnanın umurumda olursa namerdim bundan sonra. Allah Allah. Çok öfkeliyim. Meral'e kızdım çünkü. Allah Allah. Siyaset yapıyorsun Meral Hanım ya. Ya sevgili kardeşim, sevgili Meral. Senin ittifak kurduğun siyasi partiler içinde CHP'li seçmen Sedat Bucak'tan nefret eder. Deva Partili seçmen Sedat Bucak'tan nefret eder. Gelecek Partili seçmen Sedat Bucak'tan nefret eder. Saadet Partili seçmen Sedat Bucak'tan nefret eder. Peki Meral neden o zaman? Neden sevgili Meral, neden? Ne istiyorsun? Ya anlat ya. Hayır, bir bildiğim varsa biz de bilelim, doğru bir şeyse ben sana gene destek veririm inanırsam. Bana ne? Ama ben Sedat Bucak gibilerin artık Türkiye'de siyaset yapmasının doğru olmadığına inandığımı 1000 kere söyledim, 1000 kere söyleyeceğim kardeşim. AKP'li Bakan Varank dedi ki, bazılarının söylediği 2002 öncesi dönem daha iyiydi, Türkiye daha müreffehti iddiası kocaman bir yalandır. 1984-2002 arası 19 yıllık dönemde Türkiye'de kişi başına milli gelirin ortalaması, dikkat edin, 84 ile 2002 18 senenin ortalamasını alıyor. Hayır, 2002'yi almıyor. Uyanık seni, uyanık seni. Ya sana yutanlar varsa senin bu yalanını, ama biz yemeyiz abi, biz yemeyiz. Neyse. Sadece 2650 dolardı diyor ortalaması. Biz milli geliri artırarak iktidarımızda 9670 dolara yükseldik. 9670 dolara ne zaman? 2022'de. 2022'yi baz alıyor. Son milli gelirde, kişi başına milli gelirde, daha öncekilerde ise ortalamayı alıyor. Neyse. Peki şimdi gelin bakalım Mustafa Baran ne kadar haklı, ne kadar haksız. Daha doğrusu haksız olduğunu rakamlarla gösterelim. Bakınız, yıl 2002. Romanya, eski komünist Romanya. Kişi başına milli gelir 2120 dolar. 20 sene önce. Bulgaristan, Kişi başına milli gelir 2093 dolar. Kazakistan, hep bunlar eski komünistler. Kişi başına milli gelir 1658 dolar. Çin, kişi başına milli gelir 1150 dolar. Şimdi o zamanlar tam olarak artık devlet kapitalizmine geçmiş değil. Türkiye, kişi başına milli gelir 3600 dolar. Demek ki bir defa daha Varank en başta 1000 dolar aşağı söylüyor, eksik söylüyor kişi başına milli geliri. Bir, not edin ana, not edin 1000 dolar. 20 sene önce için büyük para. Yanına bir sıfır koyun. Evet, bir sıfır koyun yanına. Nereden? 2002 senesinde 1 dolar 1.32 idi. Şimdi 18. Hatta bir yanına bir sıfır da yetmiyor. Birin yanına 5 koyun 15 olsun. Değil mi? Öyledir. Yani 15 bin dolar eksik söylüyor. 2002 yılı milli gelirini. Kim söylüyor? Memleketin bakanı söylüyor. Neyse. Şimdi gelelim 2020 yılı kişi başına milli gelirlerine. Eski komünistler. Romanya 14.790 dolar. Bulgaristan 11.700 dolar. Kazakistan 10.000 dolar. Çin 12.550 dolar. Türkiye 9.670 dolar. Peki Türkiye'nin hedefi neydi 10 sene önce? 25.000 dolardı. Bu rakamlara rağmen bu ekonomiye büyüdük diyenler hala varsa artık yani ondan daha büyük yalancı kim olabilir diye merakla bekleyeceğim. Öyle bir isim varsa bana bildirin, o yalancının kim olduğunu da herkesle paylaşayım canlarım. Devlet Bahçeli, hedefimiz Erdoğan'ın açık ara farkla seçilmesi. Çok gülüyorum ya. Ya bir defa 2023 seçimleri zamanında yapılacaksa seçilerek aday olabilme ihtimali sıfır Erdoğan'ın. Eğer gerçekten anayasal bir devletsek ve bu ülkede muhalefet partileri, anayasal kurumlar gerçekten anayasaya saygılıysalar. Saygılar yoksa ne yapabiliriz abi? Yıkarlar geçerler. Ben tek başıma kalkıp da Muğla'dan bu Akyaka'dan hatta Sakartepe'sini yürüyerek çıkıp da Ankara'ya kadar devam edecek halim yok ya bu yaşımda. Tabii otururum evimde, ne halt ederler seçsinler bana ne ya? Allah Allah. Muhalefet param düştü ya. Yapıyorum buna rağmen. Ben yapıyorum ama parsiyi zaten muhalif gibi görünenler topluyor. Neyse. Aklıma geldi. Aşkın ilkokul ya 1 ya 2. sınıftaydı. Büyük ihtimalle 2. sınıftaydı. Bir gün geldi, baba dedi, okuldan döndü. Baba dedi, efendim Aşkın dedim. Öğretmenlerin dedi maaş aldıkları doğru mu? Tabii oğlum, hakları tabii alacaklar dedim. Ama baba dedi ya biz çalışıyoruz dedi. Maaş onlar alıyor. Çok gülmüştük. Çok acayip gülmüş. Şimdi bile o günü hatırlayıp gülüyoruz. Yahu biz çalışıyoruz. Bizler çalışıyoruz. Muhalefet partilerinin liderleri seçilmemek için her şeyi yapıyorlar. Bazı muhalif görünümlü gazeteciler ittifakın adayı yani altılı ittifakın adayı seçilmesin diye ellerinden geleni yapıyorlar. Tayyip Bey kazansın diye. Abi ama parsayı onlar topluyor. Biz kenardan bakıyoruz. Yani Allah Allah. Canlarım, Almanya halkın enflasyonundan korumak için, kendi halkım tabii ki bizi değil, 65 milyar avroluk destek paketi açıkladı. Bakınız ne var? Emeklilere 300 avro enerji desteği. Üşümesinler. Üşümesinler. Evet. Kış için hazırlık. Öğrencilere 200 avro destek ödemesi. Okullarında giderken sıkıntı yaşamasınlar. Çocuk yardımlarına zam. 1.3 milyon aileye yani 1 milyon 300 bin aileye daha konut ödeneği. Konut ödeneği alanlar var. Onlara 1 milyon 300 bin aile daha ekleniyor. Aylık 9 avroya sınırsız tren bileti. 9 avro ayda. İstediğin yere git. Bizi kıskanan Almanlar bunlar. Bizi kıskanıyorlar. Bizimkiler ne yaparlar biliyor musunuz değil mi? İBAN numarası gönderir halktan, bize para gönderin diye. Sıkıştık. Cari açık 47 milyar dolar. Bütün bunlara rağmen iktidar ortaklarından biri çıkıyor. Adayımız Erdoğan kesin ara kazanacağız diyor. Ya nasıl kazanıyorsun? Bu şartlarda bugünkü kamuoyu yoklamalarına göre bile İlk turda zaten yoksunuz da ikinci turda bir bildiğiniz var herhalde. Akşener'e güveniyorsunuz. Olabilir. Ya da başkalarına varsa. Ama Bahçeli, Devlet Bey bak not et. Not et, yine görüşeceğiz. İnşallah yaşarsın o günlere kadar. Ben de yaşarım. Görüşürüz. Bu Erdoğan, bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, erken tabii karar alınırsa, seninle giderse, şuraya koyuyorum, ben siyaset bilmiyorum. Bilmiyorum abi. Ondan sonra siyaset anlatmanın ne anlamı var ya? Allah Allah. Hiç olmazsa biraz daha becerikli olduğum ekonomi konusunda yorum yaparım. Şarkı söylerim. Magazin yaparım ben de ya. Ya Devlet Bey sen ne demek istiyorsun ya? Sen ne alıyorsun bilelim önce, onu bilelim. Evet canlarım. Ve son haberim çok kötü, çok felaket, berbat. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Osman Ozan, cinsel ilişki yaşadığı hayat kadınlarının şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve hırsızlık gibi dosyalarını kapattığı ortaya çıktı. Ozan meslekten ihraç edildi. Bu Ozan'ın herhangi bir siyasi görüşten olup olmadığı beni hiç ilgilendirmiyor. Hangi görüşten olursa olsun. Hangi görüşten olursa olsun. Adaletin içine çıkarlarını karıştıran, kişisel çıkarlarını karıştıran kim olursa olsun o insanlar en ağır cezaya çarptırılmalı. Sadece görevden almak ne demek ya? Bütün savcıların yüzünden cezaevlerinde on binlerce insan masum olduğu halde hapis yatarken bu insanlar sadece görevden alınacak, öyle mi? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun ve Tuğçe Kazaz'da tam bitirelim. Cumhurbaşkanımız bana izin versin, 18 adayı Yunanistan'dan alıp geleyim. Ne vereceksin kız? Canlarım, hepinizi çok seviyorum. Lütfen kendinize iyi bakın. Bu arada da Kadınlar Partisi diye bir parti var. Kadınlar Partisi. Evet. İlkeleri falan harika. Sadece kadınların aday olduğu bir parti değil, üye olduğu bir parti değil. Kadınlarımıza, kadına değer veren herkes üye olabilir. Tavsiye ediyorum. Dede sen olacak mısın? Ya ben hiçbir partiye aday olmam. Üye olmam pardon. Ama Kadınlar Partisi diye bir parti olduğunu bilin ve bu partiye mutlaka destek verin. Hep beraber destek verelim ve muhalefet partileri, sizlere naçizane tavsiyem, Kadınlar Partisi'nden bir kişiyi, ki en doğrusu genel başkanları Betül Hanım'ı mutlak surette stratejik ortak alın yanınıza. Alın. Siz kazanırsınız. Almazsınız. Bana ne? Ne halt edersiniz dedim. Bana ne ya? Canlarım hepinizi çok seviyorum. Enseyi karartmayın. Her türlü düşünceye tahammüllü olun.